Başlarken hocalarıma da söylediğim gibi yapay zeka benim de ilgilendiğim bir alan olmakla birlikte ben kendim yapay zeka sistemleri tasarlamıyorum. Akademik alanım bu değil. Onu başta hani sürçülisan edersem o konuda affım olsun diye söylüyorum. Ben nanoteknolojiyle ilgileniyorum. Nanoteknoloji, nano malzemeler. Bir boyutu 100 nanometreden küçük. Nanometre biliyorsunuz metrenin milyarda biri büyüklüğe nanometre deniyor. En basit ifadeyle ortalama bir insan saç teli 100 mikron boyunda. Bunun binde birinden daha küçük kalınlıklarla da malzemelerle ilgilenen alanı diyoruz. Nanobilim ve nanoteknoloji bunlarla yapılan teknolojileri diyoruz. Benim alanım o. Orada nanoteknolojide gerçekleşen gelişmelerle birlikte ve başka gelişmelerle birlikte yapay zeka kısmı nasıl faydalandı bu nanoteknolojiden ve nereye doğru gidiyoruz konuşacağız biraz. Çok fazla teknik detaya boğmadan sizi ilk aşamada ne nedir tanımları konuşacağız. Daha sonrasında bunun işte felsefe kulübü ve robotik kulübü ortak etkinliği olması dolayısıyla bizim günlük hayatımıza etkileri ne olacak, insanlığın geneline dair etkileri ne olacak, nasıl olacak, sizin de fikirlerinizi alarak ilerleyeceğimiz bir oturum olacak. Nanoteknoloji, yapay zekaya kıyasla biraz daha eskimiş bir terim gibi görünüyor aslında. 5-10 yıl önce her şey nano nano diye şey yapılırdı, şimdi her şey AI, yapay zeka diye geliyor. Çünkü kavram kendini son güncel gelişmelerle birlikte çok fazla öne çıkarttı. Nanoteknolojiden başlarsak eğer tarihsel gelişmelerini aslında doğadaki her şey, DNA molekülünün 2 nanometre olması dahi bile doğanın nanoteknolojiye uygun nano boyutlarla işleyen bir mekanizma olduğunu söylüyor. Biz insanlık olarak bunu daha geç öğreniyoruz. Hatta ilk öğrenmelerimiz hepsi doğadan mimikle, doğadan taklit ederek öğrenme oluyor. Buradaki tarihsel kronolojik sıraya gelmeden örneğin milattan sonra 500'lü yıllarda ya da Roma İmparatorluğu zamanında insanlar nano parçacıkları pratik uygulamalarda kullanmaya başlamışlar aslında. Ama bilim olarak nanoteknoloji dediğimiz kavram 1974 yılında, nanoteknoloji kavramı kelime olarak 1974 yılında ortaya atılıyor. Yapay zeka ise her ne kadar dediğim gibi daha güncel bir teknolojiymiş gibi gelse de aslında yapay zeka, artificial intelligence dediğimiz kavram kelime olarak 1956 yılında ortaya atılıyor. Dolayısıyla nanoteknolojiden daha eski bir insanlık için akademinin ilgilendiği bir alan olmakla birlikte birazdan bahsedeceğimiz sorunlarından dolayı tarihsel gelişimine ara vermek yolunda kalıyor ama nanoteknoloji böyle değil. İşte elektron mikroskoplarının bulunması, taramalı tünelleme ve atomik kuvvet mikroskopi gibi uçlu mikroskopların bulunmasıyla nanoteknoloji ilerliyor. Feynman 1979 yılında Caltech'te yaptığı konuşmada eğer atomları kontrol edebilseydik, tek tek atomları kontrol edebilseydik neler yapabileceğimizi bir düşünün başlıklı bir konuşma veriyor. Onun da açtığı aslında felsefik yaklaşımların hayatımıza geçmesiyle birlikte ilerleyen bir kavram. Çünkü biz insan gözümüz çok da yetenekli değil. Hala nasıl geliştiğini anlamasak dahi, o kadar çok karmaşık bir yapı olsa dahi belli bir boyutun altındaki şeyleri göremiyoruz. İnsanlar olarak da genelde bir şey ikna olmak için görmeyi tercih ediyoruz. Bunu görmeye ancak mikroskopların gelişmesiyle başlıyoruz. Dediğim gibi görünür ışık bölgesi, görünür bölge dediğimiz ışık dalga boyları 400 nanometre ile 700 nanometre arasında aslında. Biz bu aralıktaki şeyleri görebiliyoruz sadece ama spektrum çok daha geniş. Ondan ötesi bize görünmüyor. Bizim anlayamadığımız şeyler oluyor. Mesela çok detayına girmeden aslında bu renklerin de ne kadar göze hitap eden bir yanılsama olduğunu fizik dersinde belki konuşuyorsunuzdur. Işığı belli bir dalga boyunda yansıtan şeyi biz o renkte görüyoruz. Üzerimizdeki kaza bu renkte görüyoruz. Şurada Yosemite Parkı'nda şelaleyi görüyorsunuz. Farklı su dalgacıklarının farklı şekilde ışık kırmalarından, absorplamasından dolayı bütün görünür ışık bölgesini ya da gökkuşağını aynı suda görüyorsunuz ama hepinize sorsam desem ki su ne renktir? Renksizdir.
diyeceksiniz. Burada suyu görüyoruz. Hani aslında gördüğümüz, bildiğimiz şeyler de nihayetinde kesin oluyor. Biraz da nanoteknolojideki gelişmelerin düşünceyle başlamasının nedeni de bu aslında. Her gördüğümüz doğru mu? Ne görüyoruz? Bu gördüğümüzü nasıl yorumluyoruz? Meseleye sadece verisel olgularla bakarsanız çok iyi bir mühendis olabilirsiniz. Eldeki görevi çok iyi uygulayabilirsiniz ama yeni bir şeyler geliştirmekte, bilim insanı olmakta biraz zorlanabilirsiniz. Onun için ben bu etkinliği çok önemli buluyorum. Geçen yılda geldim, bu yılda seve seve geldim. Felsefe kulübüyle böyle güncel bilimsel şeyleri birleştirebiliyor olmak bu açıdan da önemli. Biz görmeyi seviyoruz dedik. Bunu ilk yapan arkadaşlar işte Berlin Teknik Üniversitesi'nde Ernst Huska ve Max Noll 1932 yılında yapıyorlar elektron mikroskobunu ve bu sayede tek tek atomları görebiliyoruz. Atom atom, nerede ne var görebiliyoruz ve bu atomların burada dizilmesi bize pratik uygulamalarda farklı avantajlar sağlıyor. Geçen yıl burada beni dinleyen var mı? Çok az, iyi. Tekrar olmayacak o zaman. Bu avantajlardan da yepyeni bir bilim alanı, nanoteknoloji alanı ortaya çıkıyor. Zaten bolca duyduğunuz, gördüğünüz bir şey. Burada görüyoruz sadece. Nanoteknolojinin tanımlarından biri değil aslında bu. Nanoteknoloji aynı zamanda manipüle etmeyi de, kontrol etmeyi de gerektiriyor. Bu işi IBM'de 1980'li yıllarda geliştirilen cihazlarla yapabiliyoruz. Taramalı tünelleme mikroskobuyla ve taramalı uçlu mikroskoplarla, mikrovet mikroskoplarıyla yapabiliyoruz. Bu mikroskop mesela çok enteresan. Bir fiziksel temele dayanıyor. Kuantum diyor ki, ben elimdeki topu duvara atarsam bana hepsi geri gelmez. Bazıları, her ne kadar bu enerji bariyerini aşamayacak enerjiye sahip olsa da bu topun bir kısmı duvardan karşıya geçer. Hadi canım olur mu öyle şey der her aklı başında insan. IBM'de bunu bu tekniği kullanarak mikroskop geliştiriyorlar. Taramalı tünelleme mikroskobu, tünelleme efektini kullanarak ve atomik boyutlarda az önce bahsettiğim elektron mikroskobundan daha güçlü bir şekilde çözünürlük sağlayan mikroskoplar ortaya çıkıyor. Bunu IBM gene kendisi neler yapabildiğini göstermek için bir çocuk ve atomu diye bir video geçen yıl da izletmişti. Burada 100 milyon kat büyütülmüş atomları kontrol edebileceğimizi, nasıl kontrol edebileceğimizi görüyorsunuz. Hani defterlerin kenarına karete oynayan çocuklar çizerdik biz eskiden en azından. Aynı mantıkla kare kare yapılmış. Felsefe derslerinden bildiğiniz üzere atom kelime olarak Demokritos'un kullandığı malzemenin en küçük yapı taşı kavramını hala kullanıyoruz. Eski Yunan'dan beri aynı kavramı kullanıyoruz ama Demokritos atom derken tabii ki bizim görebileceğimiz hani onun kafasındaki atom farklı bir şeydi de görebileceğimiz, kullanabileceğimiz bambaşka özellikleri olan bir şeyden bahsetmiyordu. Yapı taşı olarak koyuyordu. Biz artık onları kontrol edebiliyoruz, oynayabiliyoruz. Bir şeyler yapabiliyoruz bunlarla. Örneğin şurada gördüğünüz metin atomik boyutta, nanometrik boyutlarda kilobaytlar seviyesinde hafıza depolamaya yarayan bir atomik cihaz, bir nanoteknolojik cihaz. Ne işimize yarıyor bu? Sizin kuşak bu bilişim sektörünün biraz içine doğdu. Çocukluğumuzdan beri bazılarımızın elinde akıllı telefonlar vesaire vardı. Biz o gelişimi yaşayan son kuşağız. Yoktu. Sonra bir anda olmaya başladı. Eskiden benim 90'lı yıllarda bilgisayarım vardı ve 8 megabaytlı hard disk. 8 megabayt. Bütün bilgisayarım hard disk. RAM'i gene 8 ya da 16 megabayt yanlış hatırlamıyorsam. Bunları nanoteknolojik gelişmeler sayesinde artık
nanometre kareye kilobayt seviyesinde data düşebilecek şekilde nanoteknoloji sayesinde geliştirebiliyoruz. Bu da bize çok güçlü bilgisayarlar yapma olanağı veriyor. Yapay zekanın günümüzde gelişmesinin 3 tac ayağından biri burası. Artık bu işi yapabilecek ve bu datayı saklayabilecek hardware'ler, cihaz çözümleri geliştiriyoruz. Burada işte Moore yasası diye bir yasa var, Intel'in kurucu ortaklarından biri. Her 18 ayda bir işlemcilerdeki çip sayısı kendini ikiye katlayacak gibi, çok da tutmasa da henüz, artık Moore yasasından daha hızlı ilerliyor çünkü süreç. Bir yasa var. Şurada mesela işlemci sayısının artışını görüyorsunuz. Buradaki paraboliğe dikkat edin. 2005-2007 yıllarında. Aslında ki buradaki paraboliklik sayesinde yapay zeka teknolojileri düşünsel düzeyden uygulanabilir olmaya başlıyor. Çünkü çok hızlı data işleyen işlemcilerimiz el altında ve kullanılabilir olmaya başlıyor. Bu sayede çok komplike matematik modelleri çalıştırabiliyoruz. Baktığımızda insan beyni, hani bu biraz eski bir data, 2010 datası sanırım. İnsan beyni dünyadaki en güçlü bilgisayara kıyasla çok da azımsanacak bir güçte değil. İnsan beyni saniyede 2.2 milyar milyon tane, yani 4 milyon tane işlem yürütebiliyor. Sıkıntımız ne? Bunu aktaramıyoruz. Nasıl aktarıyorum? Konuşarak aktarıyorum belli bir hızla. Yazarak aktarıyorum parmak hızımla. Ama bu datayı işleyebiliyorum. Bunun ne kadarını size veriyorum? Bilgisayarların burada öne çıkmasının temel yeteneği, ki son yıllara kadar zaten insan beyni kadar gelişkin bilgisayarlar da yoktu. Artık bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki insan beyninden daha efektif çalışan bilgisayarlar var ve aktarım sıkıntıları yok. Ama ne gibi sıkıntıları var? Çok fazla enerji üretiyorlar. Benim yediğim kahvaltıyla oradan alacağı kaloriyle saatlerce o kadar beyni çalıştırmak aslında çok büyük bir termodinamik mesele. Bu gelişmeler sayesinde artık yapay zekada biraz daha kısaca bahsedeceğim gibi çeşitli sorunları ortaya aşabiliyoruz. Yeni işlemcilerle, ekran kartlarındaki gelişmelerle ya da bilgisayar teknolojilerindeki yazılımın gelişmesiyle bu dataları işleyebiliyoruz. Başka bir önemli katkısı, birazdan bahsedeceğimiz gibi yapay zekaya bir şekilde öğretmemiz gerekiyor. Siz nasıl çocukluktan itibaren bir şeyleri öğrenerek başlıyorsunuz, konuşmayı bilmiyorsunuz, konuşmayı öğreniyorsunuz, okumayı, yazmayı öğreniyorsunuz, bir şeyleri öğreniyorsunuz ve bu süreç doğal dengesi içerisinde, işte 17-18 yaşındasınız, bu süreye kadar bunları öğrendiniz, daha fazla öğreneceksiniz. Bizim bilgisayarlara da öğretmemiz gerekiyor. Ama neden öğreteceğiz? Elimizde bir data olması lazım. Doğruyu, yanlışı gösterebiliyor olmamız lazım. Son yılların belki de sizin farkında olmadan çok fazla katkı sunduğunuz tarafı burası. Artık data çok fazla ve bu datayı çok kolay kullanabiliyoruz. Neden data çok fazla? Fotoğraf çekiyorsunuz, Facebook'a yüklüyorsunuz, Instagram'a yüklüyorsunuz, bütün bilgileriniz orada. Bu tarz dijital havuzlar var. İşte belki 10-15 yıl önceki politik bakışlardan baksaydınız, herkes şey diyordu, 21. yüzyıl su savaşları olacak. İnsanlar su için savaşacak. Şimdi hala daha yeni başladık. Muhtemelen data savaşları olacak. İşte Cambridge Analytica denen bir firma Amerikan seçimlerine müdahale ediyor. Nereden müdahale ediyor? Facebook üzerinden müdahale ediyor. Nasıl yapıyor bu müdahaleyi? Bambasit, çok basit bir yöntemle. İşte günlük falınıza bakıyor. Kedileri sevip sevmediğinize bakıyor. Başka bir şeylere bakıyor. Buradan çıkarttığı algoritmayla sizin seçimlerde hangi partiye oy vereceğinizi etkilemeye çalışıyor. Bu bizim şu an hani işin felsefik kısmında daha sonraki tartışma aşamasında bolca tartışacağımız boyutu iş. Nereye gidiyor ve biz bunun ne kadar farkındayız? Örneğin öğretmekte kullanacağımız database'ler ortaya çıkıyor. ImageNet bunlardan biri işte. Milyonlarca görüntünün oluştuğu ve görüntü tanımlama sistemlerinde kullanabileceğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Ya da Wikipedia gibi bilgi kaynakları ortaya çıkıyor. Bu sayede
Mesela burada Trump'ı görüyorsunuz. Yapay zeka sadece görüntüleme kısmından sistemi anlatacağım bugün. Ses tanıyabiliyor, görüntü tanıyabiliyor, dil tanıyabiliyor. Hani ses yok bu şeyde de internette videolarını bulabilirsiniz. Donald Trump'ın çeşitli konuşmalarını yapay zeka algoritmasına yükleyerek Donald Trump'a yapay zekayla daha iyi bir dünya yapmak çok güzel dedirtebiliyorsunuz. Kendi sesiyle dedirtebiliyorsunuz. Daha güzeli bunu istediğiniz dilde söyletebiliyorsunuz. Yine Çince, sanki Çince konuşuyormuş gibi söyleyebiliyor ya da Türkçe söyleyebiliyor. Bu gelişme o kadar yeni bir gelişme ki, yani birkaç yıllık bir durum. Çünkü eskiden Google Translate kullananınız var mı? Ne kadar kötü çalıştığını biliyorsunuz. Sizin kendi hayatınızda daha iyi çalışmaya başladı. Neden? Arkasındaki yapay zeka algoritması gelişiyor. Her geçen gün gelişiyor, her geçen ay gelişiyor ve yeniliyorlar. Bunun aslındaki bilimsel temelleri de 1986 yılında atılıyor. Yapay zekaya artık hatadan öğrenmeyi öğretiyoruz. Algılayıcı sistemden, etrafında ne var baktan, etrafında ne var bak, bu o mu değil, o zaman başka bir çözüm üret kısmını, backpropagation denen geri beslemeli, iterasyonlu sistemi öğretiyor buradaki üç arkadaş. Ondan sonra yapay zeka işte nanoteknolojiyle birlikte güncel konu haline geliyor. Bunun başlangıcına geri dönersek biraz tersten işliyorum, çok teknik detaya olmadan gitmeye çalışıyorum dediğim gibi. Bir cihaza zeki deyip diyemeyeceğimizi kavram olarak ilk ortaya atan Alan Turing. Alan Turing bir cihaza zeki diyebilmemiz için kendisini size, bir gözlemciye ya da bir röportaj yapana insan olduğunu ikna etmesi gerekiyor dedi. O zaman bu makine zekidir gibi işte Turing testi deniyor buna. Çok enteresan bir matematikçi. Modern bilgisayar dediğimiz şeyin ortaya çıkartan arkadaş aslında. Hani biraz daha magazinsel Hollywood Enigma'yı işte 2. Dünya Savaşı'nda Alman kodunu nasıl kırdığını anlattığı bir filmi var. Imitation Game diye. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Sonra başka şeyler geliyor başına. Onu da filmde görürsünüz. Çok girmeyelim. Alan Turing'in bu açtığı yolda Frank Rosenblatt Perceptron diye bir cihaz yapıyor. Algılayıcı. Size çok kolay gelen, doğalında gelen baktığınızda bu x mi, y mi, üçgen bir kare mi şeyini bilgisayarda yapmaya çalışıyor. Devri için çok büyük bir fikir. Rosenblatt'ı burada görüyorsunuz. Bunu da tıpkı beynimizin işlediği sistemle algılayıcılarla yapıyor. Ama tek nöronla yapıyor. Bir tane nöronumuz bilgi topluyor, bakıyor. Bir formüle işte ağırlığına göre, etkisine göre bilgiyi değerlendiriyor. Sıfır ya da bir diyor. Üçgen mi değil mi? Değil. Çok. Bitti. Ve o kadar çok data toplaması gerekiyor ki her bir nöron için bir tane devre yapıyor. Rosenblatt'ın perceptronu şöyle bir alet. Binlerce kablodan oluşan, binlerce data toplamaya çalıştığı. Çünkü işte 20'ye 20 bir kamerası var. Bu kameranın 20'lik bölümlerinde 400 noktadan data alıp x mi y mi diye bakıyor. İşin içinden öyle çıkamıyor ki kongreyle toplantılar yapılıyor Amerika'da falan. Diyor ki bu iş olmaz. Bunun çıkar yolu yok. Ben yıllarca uğraştım. Bütün gençliğimi buna heba ettim. Olmuyor. Bu etki dünyada yapay zeka çalışmalarını yaklaşık 20-30 yıl öteliyor. Çünkü herkes bakıyor o zaman bak yaptı bunu. Denedi olmadı. Ta ki az önceki geri besleme sistemine kadar. Burada geri besleme mekanizması yok. Data geliyor, bitiyor. O mu değil mi? Değilse gidiyor. Artık o mu değil mi, değilse ne diye öğretme sistemimiz var. Çünkü Rosenblatt haklı, mevzu çok karışık. Siz baktığınızda x ya da kareyi görüyorsunuz ama bilgisayar bunu göremiyor. Nereden baktığıyla ilgili değişiyor, hangi ışıkla baktığıyla ilgili değişiyor, boyutla ilgili bir sürü değişiklik var. Ancak ondan sonra yapabiliyoruz. Bunu da yaparken tek nöronlu sistem yerine bir sinirsel ağ, tıpkı beyin gibi bir ağ tasarlamak gerekiyor. O zaman ancak işte köşe noktalarını küçük seviyedeki bilgileri
birleştirerek orta seviyedeki bilgiler oluşturuyoruz. Orta seviyedeki bilgileri birleştirerek daha genel bir bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu da işte matematiksel olarak konvolüsyon denen bir mekanizmayla yapıyoruz. Neden? Çünkü Rosenblatt'ın kamerası 20'ye 20, 400 piksellik. Sizin telefonlarınız 20 megapiksel çekiyor, 20 milyon piksel çekiyor. Bu 20 milyon pikselin her birinden data alıp onu işlemek için çok fazla bilgisayar gücüne ihtiyacımız var. Bunun da önüne geçmek gerekiyor. Bunu da hızlı tepki vermesi gerekiyor aynı zamanda. Şurada gördüğünüz filtreleme operasyonuyla yapıyoruz. Aslında bu filtrelemeyi siz hepiniz de kullanıyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafı siyah beyaz yapıyorsunuz, çektiğiniz fotoğrafı daha keskin köşeli yapıyorsunuz. Aynı algoritma. Hani arkasındaki temel mesele aynı. Bu sayede bilgisayarları artık öğretebiliyoruz. Kaç var burada? 3. 8 de olabilir. Bilgisayar birçok işlemde 8'e benzetiyor. Neden? Çünkü yuvarlak şeyleri var. Hani sizin kağıtlarınızı okuyan hocalarımız aslında 10 yıl önceki bütün yapay zekalardan daha zeki. Çünkü yazılımınızı okuyabiliyor. Bu 2007 yılında bilgisayarlar bu işi düzgüncene yapmaya başladı. Bunu yaparken bir sürü kavram var. 3 mü, 20 mi? 28'e 28 bir ekran var burada. 784 tane pikselimiz var. Bu piksellerden data almaya başlıyoruz. Ama dataları ayırmamız gerekiyor. Derin öğrenme denen işte deep learning denen kısım burada başlıyor. Tek katmandan 9 mu değil miye çıkmak yerine yolu uzatıyoruz. Bu yola farklı belirleyenler koyuyoruz. İşte yuvarlak var mı, çubuk var mı, farklı yuvarlaklar var mı gibi ara katmanlar, ara datalar ekliyoruz. Bu sayede de 1300 olasılık arasında bunun 9 olduğunu söylüyoruz. İşte şuradaki bayası denen bir ön yargı faktörü de ekliyoruz tabii ki matematiğine çok girmeden işi. Bu fonksiyon gördüğünü algılama şeyi artık bu bilgisayar için bir resim değil. Bir tane A var, bu A bir fonksiyon işletiyor ve bu fonksiyon sonucu bir şey çıkıyor. Bu çıkanın doğru mu değil mi olduğunu ancak datayla karşılaştırarak önerebiliyoruz işte. MNIST database'i var. Elle yazılmış binlerce, milyonlarca rakamı öğretiyoruz bilgisayara. Bakıyor, 7 diyor ya da 7 yazmışız biz. 3 bulmuş. Yanlış. Datayla kıyaslıyoruz, onun 7 olduğunu bilgisayara söylüyoruz. Sen yaptın bu işi ama yanlış yaptın. Geri dön bir bak diyoruz. Bu sayede ancak şey yapabiliyoruz. Buna da derin öğrenme, deep learning deniyor. Görüntüde böyle yapıyoruz. İşte sesle de, dilde de, çevirilerde de hani elinizdeki akıllı telefonla bir şey diyorsunuz. Turistik gezi yaparken Avrupa'da. O size lehçe, hangisini ne dediyseniz karşınızdaki vatandaşa söylüyor. Bu çok daha yeni bir teknoloji. Mesela ben geçen yaz bir dil sınavına girmiştim. Bütün dil sınavının değerlendirmesini yapay zeka yapıyor. Bu sayede dünyanın her yerinde İngiltere merkezli dil sınavı size sonucu yarın söyleyebiliyor. İnsan okuyup değerlendirse onu tabii ki bu kadar işlem yapamayacak. Bunu yapmak için de tekrar dediğim gibi bir sürü örneğimiz var. Ve bu örnekleri sınıflandırmamız gerekiyor. Mesela ImageNet datasetinde 14 milyondan fazla görüntü var. 21 bin kategori var. Muz. Hani bunun çok da tartışmaya açık bir yanı yok. Bunu bilgisayara öğretmek için 1400 tane muz fotoğrafı üzerinden bir algoritma çalışıyoruz. Hala çok mükemmel çalışmıyor. Sınıflandırma mesela ayrı bir mesele. Sınıflandırırken kültürel etki çok önemli. Mesela gelinlik. Ben gelinlik deyince aklınıza ne geliyor? Beyaz. Ama Hindistan'da bir gelinlik. Hiç beyaz değil, rengarenk, biraz daha böyle etnik, kırmızımsı. Bunun yapay zeka, onun da gelinlik olduğu aklına gelmemiş. Çünkü belli bir data besliyoruz. Bu gelinlik beyaz olur, şey olur, uzun olur, süslü olur falan. Öyle olmak zorunda değil. Biz biliyoruz. Bu nedenle ImageNet database'i sınıflandırma yarışmaları yapıyor. Ancak 2015 yılında insanlardan daha önemli çözümler, daha doğru çözümler bulan yapay zekalar geliştirebiliyoruz. 2015 dediğimiz tarihsel olarak dün. Daha hiçbir şey değil. Akademik bir gün.
ya da insanlığın gelişimi açısından hiçbir şey değil ve hala sorunlarla. Bunu mesela ortalama bir insan %5 hatayla sınıflandırmış. Bundan daha iyi sınıflandırma yapan yapay zekalar yapıyoruz. Bu nasıl bir sınıflandırma olabilir? Mesela görüntüde ne var? Ya da bunu ayırabiliyor muyuz görüntüdeki objeleri? Ne olduğunu tanıyabiliyor muyuz? Köpek var, kedi var, ördek var. Bu kedi ne yapıyor? Aradan sonra yer değiştireceğim sizi. Biraz da ön taraf dinleyemesin. Bu kedi ne yapıyor? Bunların hepsini gösteriyoruz. En tipik örneği mesela segmentasyonun, obje ayırımının kendi kendine süren arabalar. Sürerken bunun kamerası, yapay zekası, etrafında ne var ne yok her şeyi tanımlayıp veri giriyor ve direksiyonunu ona göre kontrol ediyor. İşte araç var, yol var, yol çizgileri var, şeritler var. Bunların hepsini şuradaki algoritma sayesinde yapabiliyor. Ne dedik? Bir datamız var. Bu data belli fonksiyonlardan girerek işleniyor. Sinirsel ağlarda derin öğrenmeyle öğretiyoruz. Ve bu öğretmeyi tekrar ederek ve belli durumlarda gruplandırarak mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz. Mevzunun temeli, yapay zeka diye konuştuğumuz şeyin temeli bu aslında. Bunun günlük hayatımıza ne gibi etkileri olabilir? Dediğim gibi aradan sonra felsefi kısmı sizinle konuşacağız. Mesela yapay zeka görüntü tanıma sistemi herhangi bir uzman dermatolojisi seviyesinde cilt kanseri olup olmadığınızı size söyleyebiliyor. İşte Nature'da yayınlanan bir makaleyle fotoğrafınızı çekiyor. Fotoğrafını çekiyorsunuz cildinizin. Cilt kanseri olabilir misiniz, olamaz mısınız? Bunu konusunda uzman iki arkadaşla kıyaslanabilir seviyede söylüyor. Ya da akciğer filminize bakarak herhangi bir sıkıntı var mı yok muyu söyleyebiliyor. Bunlara dar yapay zekalar diyoruz. Narrow AI, yani tek bir işe odaklanmış ve bu işi çok iyi bilen yapay zekalar yapabiliyoruz. İşte hepinizin bildiği örnekler aslında Deep Blue'ya yapay zeka demek çok doğru değil. Bir algoritma olasılıkları hesaplayıp ne olduğunu söylüyor. Buradaki arkadaş bilgisayara giriyor, Kasparov ne oynadı? Ona göre alternatif bir şey öneriyor. Ve Kasparov 1996 yılında Deep Blue'yu yeniyor. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle Kasparov'un beyninden daha iyi çalışan bir bilgisayar yapabiliyoruz. 1997'de Kasparov yeniliyor. İşte insanla ele geçirecek miyim o zamanki geyikleri Kasparov Deep Blue'yu tek hamleyle kazandı diye bir karikatür yapıyorlar. Peşini çekiyor. Daha sonraki uygulamalar yeni yeni işte geçen yıldan örnekler. AlphaGo, Dünya Go şampiyonu Lee Sedol'u yeniyor. Go biraz daha satranca göre çok daha karmaşık bir oyun. Ve insanlığın en eski tahta oyunlarından biri. Hele Asyalılar için bu çok büyük bir gurur meselesi. Adam yenildiğinde hüngür hüngür ağlıyor. Hani hayatta kendini tanımlayan yegane şey adam dünya şampiyonu. Bilgisayara yeniliyor. Büyük bir umur meselesi. Ama AlphaGo onun öyle bir umudu değil. Zaten hiç bunu düşünmüyor. Bir şey yapmaya öğretilmiş ve pratikle yaklaşık 18 ay boyu çeşitli seviyelerde Go oynayan insanlarla oynayarak, kaybederek öğreniyor. Daha sonra insanla hiç pratik yapmayan AlphaGo Zero çıkıyor. AlphaGo Zero aynı şirketin algoritması. Bu sefer AlphaGo Zero'ya sadece Go oyununun kurallarını yüklüyorlar. Ve diğer AI'larla yarışıyor. 36 saat sonunda dünya şampiyonunu yenen cihazı yeniyor. 18 aylık eğitim 36 saatte gidiyor. Buradaki şeyi şöyle düşünebilirsiniz. Bilgisayarla yapacağımız, işlemcilerle yapacağımız herhangi bir öğrenme günde yaklaşık 2000 insan hayatı kadar datayı bilgisayara öğretebiliyoruz gibi bir matematik var. Bu daha da büyüyebilir ileride teknoloji gelişince. Daha sonra 40 gün sonunda dünyadaki herhangi Go oynayan her şeyi AlphaGo yeniyor. Şuradaki data önemli. Yeniyor dediğim nasıl yeniyor? 72 saat sonunda dünya şampiyonunu yenen aleti 100 oyunda %100 yeniyor. Yani bazen kaybetmek falan yok. Her türlü, her koşullarda yenmeye başlıyor ve bunu kendi kendine sadece 72 saatte, 3 günde öğreniyor.
İnsanlar bu mevzulara çok önem verip işte bu bizim 3000 yıllık kültürümüz nesilden nesile aktarılıyor. Benim büyük dedem de zaten o ustasıydı gibi geyiklerimiz burada ortadan kalkıyor. Başka ne yapıyoruz mesela? Dota oynayan var mı Dota'da? OpenAI dünya şampiyonlarını 3 maçın ikisinde yeniyor. Buradaki öğrenme de tamamen kendi kendine öğrenme. OpenAI'yi tasarlıyorlar, Dota'ya, Dota evrenine atıyorlar. Yürüyemiyor. Nasıl yürüyeceğini bilmiyor başlangıçta. Daha sonra karşısına gelen şeylerle öğrenerek, oyunun kurallarını kendi öğrenerek, çünkü Dota'da kural diye bir şey yok. Ne geliştiriyorsanız, nasıl güç geliştiriyorsanız, oyunun kurallarını kendi öğrenerek önce birebir de dünya şampiyonlarını yeniyor. Daha sonra 5'e 5'li takımda 5 tane dünyanın en iyi oyuncusuyla geçen Ağustos'ta yapılan maçta 3 maçın ikisini kazanıyor. 2'de 0 yapıyor. Sonra insanlar 3. maçı kazanıyor. Çünkü bilgisayar olasılık değerlendiriyor. Aslında bu yapay zekadaki temel mevzu da olasılık. Kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım? Şu mu, bu mu? 3 mü, 5 mi? Bunların hepsi olasılık. Daha uzun vadeli evrimli planlar yapmıyor. İnsanlar strateji geliştirerek kazanıyor. Ya da işte robotikte mesela, robotik kulübü etkinliği, bunu nasıl kullanabiliriz? Robotik Endüstri 3 devriminde ön açıcı alanlardan biri. Robotik kollar, makineler falan. Belli işleri yapan, herhangi bir zekası olmayan, bir şeyi bir yerden alıp bir yere koyan aletler değil mi? Hani aradan sonra konuşacağımız kısımlar bu da olabilir. Robotik nereye gidiyor, nasıl gidiyor? Bizim hayatımızı mı kolaylaştıracak, zorlaştıracak mı? Mesela çok enteresan bir data. Tarihteki ilk işçi eylemi makine kırmak üzere. İşçiler gidip 1800'lü yıllar Fransa'sında bu makineler bizim işimizi elimizden alıyor deyip makineleri parçalıyor fabrikada. Geldik robotiğe, oradan buraya. Robotik kol, burada bir sakınca yok. İşte bunun 2000'li yıllarda biraz daha şey versiyonlarını geliştirmeye başlıyoruz. Duygu katmaya, insana benzetmeye çalışıyoruz. Çalışırsa bu, do you really think so kısmını farklı ifadelerle söylüyordu. Şöyle oynatayım. Bu mesela robot için çok yabancı bir konu. Duygu katabiliyor olmak, hani insanlaştırabiliyor olmak meselesi. Bunu öğretmek çok kolay bir şey değil. MIT'de geliştirilen kısmet robotu bu. Daha sonra hepimizin bildiği dünya vatandaşı Sofya'mız var artık. Televizyonlarda, haberlerde görüyorsunuz. Mesela o sonraki tartışmalara şeyle, dünya hakimiyeti gibi bir planım yok diye kozmopolitana açıklama yapıyor. Yani dünyayı ele geçirmek gibi bir derdim yok diyor. Bu biraz işin magazinsel boyutu. Neden olmadığını da Asimov'un kurallarıyla biz kendimizi kandırmaya çalışıyoruz. İşte birinci yasamız var, robotlar insana zarar veremez, zarar görmesine seyirci kalamaz. İkinci, üçüncü yasamız var. Mesela sıfırıncı yasa ekliyoruz. Bir robot insanlığa zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz. Bu sefer mevzu karışıyor. İnsana zarar vermekle insanlığa zarar vermek bambaşka şeyler. İnsan insanlığın en büyük düşmanı, küresel ısınma. Robotu, eğittiğin herhangi bir robotu, insanlığı kurtar dersen muhtemelen herhangi aklı başında robot, insanlığın yok oluşunun dünya için, insanlık için en hayırlısı olduğuna karar verebilir. Ya da işte açlığı ortadan kaldır dediğimizde robotik bir bakış açısına, aç kalacak özne olmazsa açlık da olmaz deyip en kısa çözümü bulabilir. Hani bunlar biraz kapitalistleri onu bilemiyoruz artık. Algoritma nasıl çalışacak? Bunlar biraz sonra konuşacağımız meseleler. İş korkutucu boyutlara geliyor bizim için. Mesela oraya gelmeden önce Atlas'ı göstereceğim. Hepiniz biliyorsunuzdur. Boston Dynamics diye bir firmanın tasarladığı robot. Tasarımını tek tek unik olarak internette de yayınlıyorlar zaten.
artık parkur çıkabiliyor, önündeki engelleri aşabiliyor, ortamdaki değişiklikleri algılayıp ona göre de şey yapabiliyor. Örneğin yükü kaldırması gerekirken yükü önünden alıyorlar falan. Buradaki az önceki zeka kısmının çok basit halde robota aktarılmış hali. İşin bilişsel zekasına baktığımızda, felsefi kısmına baktığımızda, hafta sonu hocama da göstermişti. Aslında şuradaki öğrenme daha komplike bir öğrenme. Bu ortama uyum sağlıyor, ortamdan bir fayda sağlıyor. Bu faydanın kendisi için olduğunu görerek ona göre konumları alıp değiştiriyor. Hani dünyanın hakimiyeti dediğimiz nokta, robotlara buraları da öğretmeye başladığımız zaman ve sonrasında gelecek aslında. Kendisi için faydalı olana karar verip, dar bir Mero ve Yay'dan çıkıp farklı komisyonları yapmaya başladığı anda başımız belada diyebiliriz. Bu arkadaşlar onu çok güzel öğrenmiş mesela. Şimdi çok da uzatmadan Harari'nin sorduğu çok güzel bir soruyla bitireceğim. Kendi kendine süren bir arabanız var. Yolda gidiyor. Zaten hani Amerika'da muhtemelen 3-5 yıl içerisinde çokça yaygınlaşacak. Mantık burada. Biz hala insanlara el kemerini taktıramıyorken şeyi nasıl öğreteceğiz? Hani yolda trafik kurallarını vesaire nasıl öğreteceğiz kısmı? İnsanlık açısından faydasını düşünürseniz her yıl milyonlarca insan tamamen sürücü hatasından dolayı ölüyor. Bunun alternatifi çok eskiden basit değildi de artık basit. Kendi kendine süren arabalar var. Soru şu, felsefe kulübü etkinliği olduğu için. Arabayla gidiyorsunuz, kitabınızı okuyorsunuz. Karşınıza yoldan bir anda sokaktan çocuklar çıkıyor. Arabanız ne yapacak? Çocuklara mı çarpacak? Yoksa çocuklardan kurtulmak için duvara ya da ağaca mı çarpacak? Bunu eğer kendi başına bilmiyor. Siz bu kodu AI'nin içerisine vermek durumundasınız. Testte yaptığın zaman bu arabayı İki farklı model çıkartacak. Çocuğu öldüren, seni öldüren. Hangisini alırsın? Mesela bunun konuyla tamamen ilgisiz ama çok güzel bir örneği var. Hani tek başına bir işi yapanın sıkıntısı. Eğer çok dar boyutta düşünüyorsanız, mesela Kevin Carter fotoğrafçı, Güney Afrikalı. Ben diyor fotoğrafçının fotoğrafını çekelim diyor. Sudan'da açlık zamanı, kıtlık zamanı bir çocuğun fotoğrafını çekiyor 1993 yılında. Sıkıntı, daha sonra bu fotoğrafla Pulitzer vesaire alıyor. Çok ünlü oluyor 1994 yılında. Sıkıntı bu çocuk 2 kilometre ötedeki Birleşmiş Milletler Yardım Merkezi'ne ulaşmaya çalışıyor muhtemelen. Kim Carter da diyor ki ben fotoğrafçıyım. İnsanlığa yardım etmek benim işim değil. Fotoğrafımı çekelim işime bakarım gibi bir savunu yapıyor. Daha sonra Pulitzer vesaire şey oluyor da şu fotoğrafın yarattığı psikolojik etki dolayısıyla bir yıl sonra 1994 yılında intihar ederek kendini öldürüyor. Çünkü kendisiyle yaşayamıyor olasılıklarla. İnsanlık açısından bu durum değişebilir. Çok robotik çalışmıyor. Hani robotik çalışan bir kafa, sen fotoğrafçısın, dünyanın en güzel fotoğrafını çektin, işin bitti deyip evine dönebiliyor. En başta o da öyle olduğunu iddia ediyor. Ama daha sonrasındaki düşündükçe çektikçe çok genç yaşta, çok da başarılı bir fotoğrafçı intihar ediyor. AI sistemine bu tarz şeyleri nasıl entegre edeceğiz? Onu konuşmak lazım biraz da. Bir para mı veriyoruz? Ama aslında internet, bank aralığı teknolojileri bu kadar hızla gelişmiyor. Benim evimle mesela, sendekimle, okul akmanesinde internet çok kötü. Bunlarla herhangi bir yapay bir zeka teknolojisi ya da aktarım, bu seviyede aktarım yapmak çok mümkün değil. Bu sistem de birbiriyle ilgili aslında. Bütün finansal sistem de ilgili.
New York'tan Londra'ya fiber optik kablo çeken arkadaşlar, bu kabloların hızla ilerlemesini sağlayabilen arkadaşlar. Öncelikli bakış açısı Londra borsası ile New York borsası arasındaki zaman farkını kısaltır. Burada işte petrol o tarafta 50 dolar, bu tarafta 55 dolarmış. Bu fark, bu bilgiler ne zaman hızla arttığını bağlıdır. Bunun için AI sistemi düşündüğümüzden çok daha basit de olabiliyor. Çok daha karmaşık sistemler de olabiliyor. Bir bakış açısına göre insanlığı muhteşem bir refaha ulaştıracak. Bütün işlerimizi artık AI yapacak. Bir bakış açısına göre insanlar için herhangi bir iş kalmayacak. İşsiz bir yığın, gereksiz insanlar diyor Yuval Harari buna. Gereksiz bir kitle ortaya çıkacak. Bu insanlara ne yaptıracağız? Aslında insanlar olan için olan bütün felsefik yaklaşımların temel şeyi insanları refaha kavuşturmak, değil mi? Bu çok açık. İnsanlar nasıl refaha kavuşuyor? Daha az çalışarak, daha fazla kendilerine zaman ayırarak, daha fazla sanatsal güzel faaliyetlerde bulunarak, daha fazla etkileşerek kavuşuyor. Bunu pekala AI sistemleri yapabilir. Yapıyor mu yapmıyor mu kısmı sizin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum açıkçası. Bir yandan da hani Terminator vari bir senaryo da çok fazla. AI özellikle süper AI. Yani Nero bir işi yapan arkadaşlardan çok korkacak bir sıkıntı yok. Çünkü onların bir görevi var. Onu yerine getiriyorlar. Kutuyu kaldırıyorlar. Analiz et. Kanser mi değil mi? Ya da çok komplike sistemler olsa da çalışma mantığı olarak çok basit bir şey. Bir görevi var, onu yapıyor. Siz bu sistemleri internete bağladığınız zaman ve bağımsız öğrenme şeyini de eklediğiniz zaman o dönemi kendi kendine pekala öğrenim zaten her şey internete bağlı. Bütün kendini farklı alanlarda geliştirebilir. Buradaki kıyamet senaryoları zaten böyle bir yaklaşımdan dolayı ortaya çıkıyor. Mesela Elon Musk'ın nükleerden daha tehlikeli yapay zeka, kimse farkında değil, aslında çok kötü bir yere gidiyoruz. Hükümetler, devletler buna bir regülasyon koymalı dediği nokta burada başlıyor. Kimse kendi kendini süren arabanın sıkıntısında işi yapsın ya da yapmasın sorusunda değil. Hani insanlığa faydalı olabilecek kısımları, zararlı olabilecek kısımları gibi bir sürü farklı boyutu var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum açıkçası. Yok mu sorusu? Benim bu bahsettiğiniz gelişen teknolojiler hakkında bir soru olacak. İşte söylediğim gibi burada işte kendi kendisine araba gibi takım yapay zekalı teknolojileri siber saldırılara karşı ne kadar güvenli olduğunu merak ettim ben. Çünkü yani bütün verilerimiz orada ve bir yandan da fiziksel olarak da zarar verildi. Araba kendi kendine sürüyor. Birisi bir siber saldırı yapsa çok rahat bunu patlatabilir, yani arabanın kontrolden çıkmasını sağlayabilir mi? Güvenlik teknolojisi ne kadar gelişiyor onu merak ettim ben. Sağlayabilir. Şöyle, aslında bu tarz bir teknolojiyi yapmak için açık bir sisteme ihtiyacımız yok. Kapalı devre. Bütün dataları ve bütün fonksiyonları kendinde çalışan. Harita ihtiyacınız var tabii ki, harita bilgilerini de yükleyebilirsiniz. Hani internete bağlamak zorunda olmadığınız birçok AI teknolojisi geliştirilebilir. Ama internette olan bütün her şey için güvenli data diye bir şey yoktur. O net. Hani herkes kim ne kadar bu data çok güvenli, eklenemez, şöyledir, böyledir diyorsa böyle bir şeyin olmadığı zaten bilgisayarcılar tarafından, hackerlar tarafından bolca kanıtlanıyor. Dolayısıyla dediğin kaygı çok haklı. Karşısında alınabilecek önlemler de tabii ki bu işi biraz daha zorlaştırır. Bu işi biraz daha zorlaştırmak derken mevzu ekonomik. Sen bu işi yapmakla ne kadar fayda sağlayacaksın? Yaparken ne kadar emek harcayacaksın? Yaparken harcadığın emek sağlayacağın faydadan küçükse bu işi yapmazsın, değil mi mantıklı bakarak? Onu daha da zorlaştırarak, o dataya erişimi daha da zorlaştırarak dataya erişmekte sağlayacağın faydadan daha fazla çaba harcayarak zarar etmesini sağlayabilirsin. Yani bilgisayar biliminde ya da
cyber güvenlik kısmında yapılabilecek en iyi yaklaşım bu olabilir. Çünkü dediğim gibi %100 güvenlik falan gibi böyle şeyler çıkıyor ortaya. İşte mesela bu kripto para cüzdanlarını çıkartıyorlar. %100 güvenli bu kırılamaz diye. Londra'da 17 yaşında bir tane çocuk var. Hepsini bir haftada falan kırıyor. Geçen 250 bin dolar ödül aldı bir tane firmanın şeyini kırdığı için. Bu kırılamaz, kesinlikle hacklenemez, şöyle böyle dediler. Çocuğun bir haftasını aldı. Bu iddialara kanmamak lazım. Hani %100 güvenli diye bir şey yok. Dediğimde çok doğru. Özellikle bu tarz sistemlerde şey yapılabilir. Mesela bir şehir efsanesi. İşte Volkswagen, Mercedes vesaire Almanya savaş zamanlarında bu arabaları şeyini kontrol etmek için bir çip eklemiş, çalıştırmayabiliyormuş falan gibi. Ben bunu üniversitede profesörden duydum. Hani varın nasıl gelindiğini siz düşünün. Çok mümkün aslında. Teknolojik olarak yapamazlar demiyorum, yapabilirler. Sorunu tanımlamak ve çözüm aslında bir arada. Bu deep learning dediğimiz, derin öğrenme dediğimiz kısım, o ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Bir sorun var, onu çözmesi gerektiğini söylüyoruz ama o çözümün de data içerisinde olması lazım. Eskiden çalışmamasının temel nedeni de zaten çözüm yok. Tek başına geliştirip bulabildiği örnekler şu an duyuyorum ama çok yeni. Mesela Go oynayanlar ya da Dota oynayanlar, insanların hiç aklına gelmemiş şeyler geliştiriyor, taktikler geliştiriyor AI sistemi. Hatta insanlar onları izleyerek öğreniyor. Ama normal şartlarda mesele tersine çalışıyor. O kısım eğer çözümünü de kendisi bulup devam edebilecek oluyorsa zaten süper AI dediğimiz kısma giriyor. Kendi kendine artık her şeyi öğrenebilir hale geliyor. Normal bir AI setinde bu ikisi birbirinden ayrı değil. Sorun da çözüm de bir arada sisteme verilmek durumunda. Derin öğrenme ile makine öğrenmesi arasındaki fark. Aynı şey, biraz daha katman. Machine learning ile makine öğrenmede aslında bunun basit sistemiyle birkaç katmanlı sinirsel ağ yapıyoruz. Makine öğrenmesi ya da derin öğrenme dediğimiz şey, bunun biraz daha komplike hale getirilmiş hali. Kavram olarak çok farklı birbirinden uzak şeyler değiller. Derin öğrenmedeki katman sayısı çok artabilir. Makine öğrenmede ilk makine öğrenme dedikleri zaman derin öğrenme onun bir alt kategorisi aslında. Aynı şeyden bahsediyorlar. Şu an yapay zeka iyi ya da kötü resmi sağlıyor. Efendim? Lazım derken neden? Yani insanlar katılmaz lazım. Hem vefa seviyesi yükseltme hem de iyi bir kullanma. Ürün kullanma daha çok insana alacağı bir karar tutuyor. Mesela... İşte mevzu eğer kararı insana bırakmazsa ne olacak? Neyse devam et. Neden öğrenmiyorsunuz? Enteresan bir alan. Aslında bu tarz şeyleri biz şu an yaptığımız şey San Francisco'da herhangi bir lisenin gündeminde çok net olan ve günlük hayatlarını işleyen bir şey. Ama bırakın Türkiye'yi, hani Türkiye'de bir sürü liselerin farkı var zaten. Dünyanın hiçbir birçok bölgesinde, gelişmiş batı bölgeleri dışında insanların böyle bir gerçekliği de yok, böyle bir kaygısı da yok. Yapay zeka insanlara fayda sağlayacakmış, üretecekmiş, bilmem ne. Adam içme suyu bulamıyor. Ne yapay zekasından bahsediyorsun? Onu neden öğrenmiyoruz kısmıysa, bizim eğitim sistemimizin genel modelinden kaynaklı. Bu tarz değişikliklere çok hızlı adapte olamıyoruz. Yapay zeka, Kanada'daki işte o geri besleme sistemini geliştiren hocalardan biriyle yaptıkları bir belgesel var. Mesela Rosenblatt'ın sisteminin çalışmadığını ortaya koyduktan sonra insanlar bırakmayan önemli kişilerden biri devam ettiler. Adam 20 sene bütün dünyadaki politik
ya da akademik baskılara karşı devam ettiriyor ve nihayetinde onun geliştirdiği sistemi kullanıyoruz. Biz de şimdi hepiniz mağdurusunuz, eğitim sistemi çok fazla değişiyor ama aslında sistem değişmiyor. Yani sistemin değişmesi, sistematiğin değişmesi, öğrenme diplerinin değişmesiyle ilgili olabilir. Bunun için bir altyapımız yok. Kodlama, yazma, yazabilme yetiniz Bartın, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi için var. Böyle bir şey senin aklına gelmiş, hatta şikayetçisin. Çünkü böyle bir sorunun var. Böyle bir sorudan habersiz Türkiye'de bir sürü lise var. Mevzu genel olarak bunları nasıl düzenleyebileceğimizde. Onun için mesela işte yapay zeka işin bir kısmı, diğer bilgi teknolojileri, bilişim teknolojileri işin bir kısmı. Hatta tam tersinden yaklaşarak, mesela insanlar işsiz kalacak diyoruz, yapay zeka insanlık için gelecek falan diyoruz. Bu sefer sosyal bilimlere daha fazla ihtiyaç duyulacak. Daha fazla öğretmene ihtiyaç duyulacak mesela. Daha fazla hasta bakıcıya ihtiyaç duyulacak. Daha fazla kişisel iletişime ihtiyaç duyulacak. Yurt dışında çok böyle örnekleri var, işte insanlar arkadaş kiralıyor. O kadar yalnızlar ki bunu yapabilecek işin gelişimin dengeli gitmesi lazım. Hani hardcore teknolojiye yönelelim, bundan sonra kod yazalım, başka bir şey yapmayalım değil. Bunlar birbirini devam ettiren şeyler. Mesela senin örneğin Stanford'da birinci sınıfta, Amerika'daki sistemde işte üniversiteye girdikten sonra bölüm seçiyorsunuz. 2013-2014 yılında ben de Amerika'da çalışıyordum. Orada bir arkadaş Stanford'da birinci sınıflar %85 bilgisayar mühendisliği seçti dedi. Neden? Yanında Silikon Vadisi var. Çok yüksek paralarla işe girebiliyor. Bunu öğrenmiş. Böyle bir şey var. Artık hani artık insanlar gereksiz insanlar olacak diyoruz ya. Bu teknoloji bu şekilde devam etmezse gereksiz yazılımcılar da olacak aramızda. Biz Türkiye olarak tutturamıyoruz zaten. Dünyada da bu işin dengesini bir türlü tutturamıyoruz. Şey gibi. Bir soru olarak da hani şu an Afganistan'da şey tamam da Afganistan'da böyle şu an Doğu kullanılan hani Boeing 25'ler var ya. Çok duymuyorum da. Boeing 25. Bilmiyorum. Boeing yani. Bir tane tamamen yapay zekaya sahip bir silah. Onda geri besleme sistemi sadece bir kademe dönüşüyor. Yani konuda direkt sadece yabancı yani daha çok rubacaklıca seçiliyor. Tabii. Ve diğer sınavlarda olduğu gibi bir kademe değil işte. Hani geri bizim yapım, ben bunu bulayım mı, bulmuyor mu sorusunu sormadan kendi kendine okuyor. Şimdi yapabileceğin en büyük salaklık. Yani tabirimi maruz görüyorum. Neye karar vereceğini hele silah gibi bir alanda böyle bir şeye bırakmak çok akıl kârlı bir şey. Zamanlamadan bayağı bir şey oluyor. Yani, tabii ki. Maskeyi kaybettiğini başka birisini belki sivil olsa bile bulabiliyor. Şimdi bu tarz şeyler aslında toplumsal bakış açısıyla bir arada giden, felsefik olan genel kısımlar. Hani çok uzak değil. İşte Amerika'da siyahileri ikinci sınıf vatandaş oldu. Şey yapıldı. Zamanlama bizim için çok önemli. Birini öldürecektim, öldüremedim. İşte insanın tepki hızıyla makinenin tepki hızı çok farklı. Oradan kazanıyoruz gibi bir şey diyor. Bunu yapan kafa ya da senin arkasındaki insan öldürmenin bu şeydeki datalardan biri olduğunu düşünüyor. Bu mesela çok absürt bir tutum. Ya öldürecektim, öldüremedim. Tıpkı Dota oynarmış gibi. Ya ben onu öldürecektim, öldüremedim. Daha iyi öldüren bir şey yapayım diyor. Kimi yapacak, kimi öldürecek bu? Sonu çok hani Elon Musk'ın şeyine doğru giden bir durum aslında. Bazılarınız
daha etkin kullanarak farklı sonuçlar çıkartıyor. Bazılarımız daha az etkin kullanarak farklı sonuçlar çıkartıyor. Bilgisayar herhangi bir günde insandan daha etkin kullanıyor veriyi. Ve bilgisayarın öğrenmesi dediğim gibi işte bir yılda 220 insan hayatını böyle sayılar veriyorlar insanlar. Çok fazla datayı öğrenebiliyor. Dolayısıyla insandan daha zeki olması gibi bir durum var. İnsanlığın bildiği şeyle insanın bildiği şey aynı şey değil. Yapay zekaya insanlığın elindeki bütün datayı internetle veya bir şekilde besleyebiliyorsun. Ama artık benimle kıyaslanabilir. Peki bu verileri olan bilgisayar istediği de olur mu? İnsanın olduğunu bir müdahale var mı? Var tabii ki. Kodu yazarken ya da dataya ulaşım. İşte dediğim gibi temel sıkıntı kendi kendini öğrenmeyi nerede kestiğimiz. Belli bir alanda kendi kendini öğrenmeyi gerçekleştirebiliyorsa bizden daha iyi olanı biliyor olabilir ve çalışabilir ve çok da işimize yarayabilir. Ama başka şeyleri de kendi kendini öğrenmeye başladığında işte süper yapay zeka, süper bilgisayar sistemine girdiğinde artık neyin doğru neyin yanlış olduğuna da kendi karar vermeye başlayabilir. Mesela orada hani şimdi çalışıyorsunuz bir de Kasparov örneğindeki geyikte fişini çekiyordunuz. Fişini çekmediniz, solar desteklenebilir, yenilebilir enerjiyle yaptınız. Pillerini de taktınız, enerjisini kesmek gibi bir derdiniz yok. Ya da gücünüz yok. Kendi kendini yenileyebiliyor. Hani dediğim gibi işin vücut bulmuş hali bize korkutucu gelse de esas mevzu vücut bulmamış halinde. Datalarda, serverlardaki yapay zeka kontrolü. Çünkü her şeyi kontrolü orada. Dolayısıyla o şey çok bir muğlak bir alan. Nereye gidebilir, nereye gidemeyebilir. Yapay zekada çalışan insanlar da burada açıkçası çok ikiye ayrılmış durumda. Birileri insanlığın yegane faydasına bu olacağını, artık yolun bu olduğunu söylerken birileri de biraz daha kaygıyla bakıyor. Bu kaygıyla bakmaya da bakmama hali şeyle de ilgili. İnsanlıktan ne bekliyorsunuz? İnsanlık nereye doğru gitmeli? Bu işi bilgisayarlar yaparsa ya da robotik sistemler yaparsa insanlar ne yapmalı kısmıyla da ilgili. İşte Harari'nin çok güzel bir şeyi var. Böyle. Bizim aslında insanlık olarak belki de kaybettiğimiz nokta sabah 9'dan akşam 5'e kadar çalışmadığımız bir hayatı düşünemiyor olmamız. Bir şekilde kendimizi buna ikna ettik. İşsiz kalmanın hayatın sonu gibi bir şey olduğuna dair bir toplumsal bilgi var elimizde. Aslında hayatın başlangıcı karşı. Ben bütün vaktimi belirli bir şeyde her gün aynı işi yaparak geçirmiyorum da bambaşka şeyler yapabiliyorum. Bu mevzuya nereden baktığımızla insanlık için fayda zarar kısmı. Şimdi söylediğiniz gibi yapay zekanın ve bazı teknolojinin gelişmesiyle belli başlı meslekler işte azalmaya başlamış, olmayacak. Yani daha doğrusu insanlar tarafından yürütülecek meslekler. En azından gelişmiş dünyada. Sizce bu meslekler, yani şu anda yok olmakta olan meslekler hangileri gelecek ve hangi meslekler yok olacak ve hangi meslekler oluşacak sizce, ulaşabilir? Şimdi yok olmakta olan mesleklerin en birincisi çağrı merkezi. Mesela aradığınız artık ses tanımlama sistemleri o kadar gelişti. Ben 2006 yılında Amerika'da Delta Havayolları'nın yapay zeka, geri zekalı, yapay zekasıyla iletişim kurmak zorunda kalmıştım. Dediğimi anlamak durumunda aksanla İngilizce konuşuyorum, anlaşamıyoruz. Farklı şeyleri koyamamıştı. Amerikan aksanlarını tanımlamıştı, İngilizce, Avustralya aksanını tanımlamıştı ama beni anlamıyor. Şimdi o durumu geçtik artık. İşte bankaya aradığımızda insana bağlanmak için canımız çıkıyor. Bir insan gelsin diye. Mesela bu call center kısmı eğer verimli kullanılırsa gitti. Ya da hizmet sağlayıcılarda mesela artık şey gibi bir hani insanlar sanat yapsın falan diyoruz ya, sanatı da yapay zeka yapıyor. Yapay zekanın bestelediği albümler görüyorsunuz, çizdiği resimler işte yüz binlerce dolara satılıyor. Mesela model insan olmak. Ben yüzümle para kazanıyorum, gidip bir ürünü elime alıp fotoğraf çektiriyorum, para kazanıyorum dediğiniz şey pekala o insanı, hatta daha güzelini rekonstrüksiyonla, yapay zeka ile yapabilirsiniz. Aynı şekilde işte benzeri data giriş ve çıkış işlemlerini yapabilirsiniz. Bunların çok uzun gelecekte tamamen
kaygı değil bence. Hani insanlar bu alanlardan çıkacak, işsiz kalacak gibi bir durum çok düşünmüyorum. Günlük hayatımızı hele Türkiye'de o kadar hızla etkileyeceğini düşünmüyorum ama buna göre işte biz burada bunu konuşuyoruz. Bunu aslında her yerde, Ankara'da, şurada burada insanların ne yapacağız biz bu işle, 20 sene sonra ne olacak, 30 sene sonra nereye gidiyoruz konuşuyor olduğumu hayal etmek istiyorum. Hocam, mesleklerin inşası da değişiklikler. Tabii, tabii. Evet. Öğretmen bir görevli ya da işte hukuk, tıp, inşada değişiklikler belirli. Ama işte mesela bizim malzeme mühendisliği, nanoteknoloji alanında bizim temel kaygımız belli bir uygulama için daha iyi çalışan malzemeler geliştirebiliyor. Artık simülasyonlarla, yapay zekayla koşullarınızı koyduğunuz anda size o uygulama için çok iyi çalışabilecek bir alaşımın, bir malzemenin nasıl üretilebileceğini söyleyebiliyor. Bir yandan beni de işsiz bırakıyor. Ama ben bu datayı kullanıp destekleyerek şey yapıyorum. Mesela benim kişisel olarak çok takıntılı olduğum bir konu hayvan testleri. Hayvanlar üzerinde işte krem sürdüğümüz, şey yaptım, yara yaptım mı, yapmadım mı, parfümü nasıl etkiledi gibi bir durum var. Biz bunun çok daha iyisini bilgisayarlarla yapabiliyoruz aslında. Bu ortamı simüle etmek, şey yapmak çok da zor değil ama yapmıyoruz. Mesela Çin hayvan testiyle testinden geçmemiş hiçbir ürünü ülkeye sokmuyor gibi bir şey de var, çelişki de var. Çok iler olabileceklerle olanlar çok şey çalışmıyor, doğrusal gitmiyor. Zekaya, resim yapan yapay zekaya bu zamana kadar yapılmış bütün resimleri veriyorsunuz. Bu işte siz ona duygu deyin, başkası yine mekanik işlemler için bir fonksiyon olduğunu söylesin. Bunların hepsini bu dataları alarak uyguluyor aslında. Senin yaptığın şeyle benim yaptığım şeyi karıştırarak sanatsal olarak da akademik olarak da özgür diyebileceğin başka bir şey verebiliyor. Ama aslında bu İkimizin yaptığının harmanlanmasından başka bir şey değil. Hani sonuçta şey derler ya, işte 22 tane adam bir topun peşinde koşuyor ya da zaten kaç tane nota var, bunlardan kaç farklı müzik yapılabilir ki gibi. Aynı yere çıkıyoruz. Fark çok ve yapabilecek de çok orada. Şeyde haklısın, hani yaratıcılık kısmı şu an hala daha insana özgü olduğunu düşünmeye istiyoruz. Öyle olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü insan sanatsal yeni bir şey ortaya çıkartabilir, insan yaratıcı olabilir falan diyoruz ama şeyi, bilgisi yok elimizde çünkü. Bizim yaptığımız güzel bir resmin bize özgü olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de işte otobüste giderken gördüğüm bir şeyden esinlendim, onu aktardım ya da ne bileyim gözüme bir şey çarptı, onu aldım. Beynimiz çok fazla notayı alıyor. Bunların çok çok küçük bir kısmını işleyip gerçek hayatta kullanabiliyoruz. Ama o data orada. Öyle bir tartışmaya da biliyoruz aslında. Selena fırça darbenin etkisi nereden doğru geldiğini bilmiyoruz. Bilgisayara onu gösteriyoruz. Sen bunu aldın. Hocam bu insanın zihinsel gelişimi nasıl bir yerini görüyorlar? Bizim aslında Shh.
telefonun var mı, versene şunu arayacağım dediğimizde bir kalıyorsunuz. Kimi arayacaksınız, neyin numarası? Eskiden siz hatırlamazsınız, telefon defteri diye bir şey vardı. Susun, 5 dakika sonra bitireceğiz çünkü zil çaldı. Çalıştırdığınız oranda çalışıyor. Bu zeka testleri, testler çözmenizin temel nedeni de o. Aslında bir açıdan beyne de öğretiyorsunuz. Beyin öğrenme dediğimiz şey sadece bilgisayarlar olan, için geçerli olan bir şey değil. Siz bütün öğrenme algısını bilgisayara teslim ettiğiniz anda bir yerden bir yere giderken haritaların sizi götürdüğü şekilde gidiyorsanız başka hiçbir şey göremezsiniz. Mesela turistik şeyini ortadan kaldırası bir şey yapar zeka. Gidip Paris sokaklarında kaybolduğumuz çok güzeldi, yepyeni kafeler keşfettim falan gibi bir dünya yok. Eyfel Kulesi'ne nasıl geliyor gösteriyor, gidiyorsunuz. Bu sizin tercihinizde olan bir şey. Gelişim kısmında ise kaygınız çok haklı. Zaten biz bunu hani çokça yaşıyoruz ve etkilerini de görüyoruz. Ya ben kendi açımdan öğrencilerimden görüyorum. Nelerin beslemeyle alındığını, nelerin kendisi çaba harcayarak alındığını görüyorum. Bu çabayı harcamadıktan sonra iş de körelir. Beyin bu fonksiyonu yerine getiremez hale geliyor zaman. Çünkü insanın en önemli özelliği adaptif olması. Onun için dünyada en baskın türüz. Onun için şeyiz. Çünkü çok farklı koşullara çok hızlı adapte olabiliyoruz. O kadar hızlı adapte oluyoruz ki aklımız şaşar. Kendimiz bile farkında değilsiniz. Ve bu süreç zamanla daha fazla hayatımızda etkilenmeye başlıyor. Bir şeyi mesela bizim açımızda benim akademik alandaki yetkinliğimin temel göstergesi aslında herhangi bir konuda birine bir şeylerden bahsediyor olabilmek. Bu bahsettiğim şeyde sunumlardan ders alıyoruz, şey yapıyoruz. Kapatalım, kitleyle gidelim. Amerikan filmindeyiz. Dünyanın sonu gelmeyeceği filmler var. Gitti elektrikler, gitti bilgisayarlar. Kim ne yapıyor? Kimin bildiği mühendislik aslında kendisinde ya da aslında şeylerde başka bilgileri kullanarak. Hani datayı kullanıp çıkarım yapmak da çok önemli bir yetenek. Kapı aldığım için söylemiyorum. Ama biz beynimizi giderek daha az bu işe harcıyoruz. Keşke onun yerine, o işe harcadığımız iş yerine daha faydalı sanatsal faaliyetlere bulmalısınız. Sos alıyoruz, bitiriyoruz.